Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Evet gençler, ilk defa beni bu şekilde ayakta görmüşsünüzdür belki de. Çünkü genelde videoları oturarak çekiyoruz. Belki de 2000 küsür tane video çektik ama hepsinde oturuyorduk. Ders anlatırken, soru çözerken hep oturur vaziyette gördünüz. İlk defa karşınızda bu şekilde ayaktayım. Çünkü bir tahta aldım ve bu tahtayı da YouTube videolarında değerlendirmek istedim. Dedim ki ben bunun üstüne öğrencilerime çok güzel, birbirinden güzel sorular çözerim. Birbirinden güzel konu özetleri yaparım. Birbirinden güzel böyle matematiksel düşünme tekniklerini geliştirici oyunlar oynatırız. Böyle matematikte eş yapılı kavramlar hakkında falan konuşuruz, muhabbet ederiz diye bu tahtayı da bu şekilde değerlendirmek istedim açıkçası. Evet. Bu bir seri haline gelebilir mi? Gelebilir, neden gelmesin? Güzel de olur. Bakalım sizler bu konu hakkında ne düşüneceksiniz? Birbirinden güzel sorular çözeceğimi söyledim arkadaşlar sizlere. Ve o sorulardan bir tanesi de aha da burada. Bir küme sorusu ve bu küme sorusunu gel şimdi hazırsan beraber bir çözelim. Evet, şimdi sorumuza bakacak olursak. Burada A ve B'nin bir tam sayı olduğundan bahsetmiş. Ve A kümesi var ve B kümesi var. A kümesinin elemanları 2, 3 ve küçük o. Şuradaki A var ya, o A'dan oluşuyor. Ve B kümesi de 5, 6 ve şuradaki B'den oluşuyor. Ve diyor ki A kümesinin B kümesinden farkı bir elemanlı bir küme diyor. Yani A fark B bir elemanlı diyor. Yani A'da olup B'de olmayan sadece ama sadece bir tane eleman varmış. Buna göre diyor bu küçük A ile küçük B'nin çarpımının alabileceği farklı değerlerin toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle A kümesinde olup B kümesinde olmayan yalnızca ama yalnızca bir tane eleman varsa bu eleman ya 2'dir ya 3'tür ya da A'dır. Şimdi A kümesinde birbirinden farklı şöyle 2-3 elemanları var. B kümesinde de 5-6 var. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu şu şekilde mümkün olur. Eğer ki ben A'yı 5 veya 6'dan bir tanesi seçersem ve B'yi de 2 veya 3'ten bir tanesi seçersem bu ancak bu şekilde mümkün olur. Örnek veriyorum, eğer ki ben A'yı gidip burada 5 seçersem ve B'yi de örnek veriyorum 2 seçersem ne haline dönüşür? A kümesi A5'ti unutma 2, 3 ve 5 elemanlarından oluşurken B kümesi de bu şekilde 5, 6 ve 2 elemanlarından oluşur. 5, 6 ve 2. Şimdi düşün, A fark B. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlardan bahsediyorum. Mesela B kümesinde 5 olduğu için bu gider A fark B'de. Ve B kümesinde 2 olduğu için bu da gider. Ve A fark B'nin 3 diye sadece tek başına bir elemanlı bir kümesi kalır. A fark B'de budur ve bir elemanlıdır. Yani şartı sağlamış oluruz. Demek ki A 5 iken B 2 olabiliyor. O halde benim burada A'nın alabileceği değerler 5 ve 6 iken B'nin alabileceği değerler de 2 ve 3 ise eğer... Ben burada A'yı 5, B'yi 2, A'yı 5, B'yi 3 seçebilirim. A'yı 5, B'yi 3 seçebilirim. A'yı 6 ve B'yi 2 seçebilirim. A 6 iken B 2 olabilir ve A 6 iken B 3 de olabilir tabii ki. Başka da bir ihtimal zaten söz konusu değil. Şimdi benden istenen neydi? A çarpı B'nin alabileceği değerlerdi. O halde gel şimdi birlikte A çarpı B'lere bakalım. A 5 iken B 2 oluyor. Çarparsam bunların çarpım değeri 10 gelir. 5 iken 3 oluyordu 15 olur. 6 iken 2 oluyordu 12 ve 6 iken 3 oluyordu 18 olacaktır. İşte bunların toplamı istenmiş bizden. 12, 18 daha zaten 30 yaptı. 10 daha 40 geldi ve 15 daha 55 olur. Ve bu güzel sorumuzun cevabı da 55'tir diyebiliriz. Hazırsan şimdi bir efektle geçeceğiz ama ben diğer soruyu tahtaya yazmış olacağım. Hadi bakalım. Evet, tahtaya çok güzel bir fonksiyon sorusu geldi arkadaşlar. İşte fonksiyon sorusu karşınızda. Şimdi bu güzel fonksiyon sorusu hem biraz polinomlarla alakalı hem de fonksiyonla alakalı hem de fonksiyonun çok güzel bir özelliğiyle alakalı. O güzel özelliği de birlikte göreceğiz şimdi. Gençler, A, B, C, D ve E bir reel sayı olarak verilmiş. Bu A, B, C, D, E dediğimiz şey bu polinom fonksiyonun buradaki x değerinin katsayıları aslında. A, B, C, D, E demişiz. Bunlar birer reel sayı. Ve ekstradan bize bu fonksiyonun x ve y eksenini kestiği yerlerle alakalı ufak kesitler vermiş bize. Ki biliyorsun ÖSYM bu tarz soruları da seviyor. Fx eksi f eksi x eşittir 0 olduğuna göre f1 kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi benim burada ilk dikkatimi çeken şey burası değil, burası değil. Önce benim yorumlamam gereken yer işte şurası. Fx'ten
f-x çıkınca sıfır kalma muhabbeti. Öncelikle ben şuradaki eksi f-x'i sağ tarafa fırlatırsam böylelikle f(x) eşittir f-x gibi bir şey bulurum ki f(x) eşittir f-x oluyorsa biz bu fonksiyonun aslına bakarsan çift fonksiyon olması gerektiğini de aynı zamanda öğreniyoruz. Şimdi çift fonksiyonsa eğer, biliyorsun ki bu fonksiyon y eksenine göre simetrik bir fonksiyondu. Y eksenine göre simetrikse o zaman şunu söyleyebilirim. Bak x ekseninin sağ tarafında fonksiyon 4'te kesmiş burayı. O zaman y eksenine göre simetrikse tabi doğal olarak eksi 4'te de kesecek. Yani benim polinomumun bu fonksiyonun 4 diye bir kökü varsa eksi 4 diye de bir kökü olacak. Şimdi buraya bakıyorsun x ekseninin sol tarafı burası çünkü eksi 2 demiş adı üstünde. Eksi 2 diye bir kökü varsa bir de y eksenine göre simetrik olduğu için sağ tarafta da aynı şekilde 2 de kesecek. Demek ki 2 diye de bir köküm var benim. Ve aynı zamanda benim bu fonksiyonumun baş katsayısını yani a'yı bulabilmem için de bana gitmiş şunu vermiş. Yani diyor ki sen git diyor a'yı elde edebilmek adına x gördüğün yere 0 yaz çünkü y eksenini kestiği yeri bu şekilde bulabilirsin. X gördüğün yere 0 yaz 64'ü elde edeceksin diyor. Tamam o zaman biz şöyle diyelim. Madem benim fonksiyonum artık kökleri belli eksi 2, 2, 4 ve eksi 4. O halde benim fonksiyonumun eksi 2 diye bir kökü varsa x artı 2 diye bir çarpanı vardır. Artı 2 diye bir kökü varsa x eksi 2 diye bir çarpanı mevcut. 4 diye bir kökü varsa x eksi 4 diye bir çarpanı vardır derim. Ve eksi 4 diye bir kökü varsa x artı 4 biçiminde bir çarpanı vardır. Ve benim fonksiyonumun baş katsayısı a idi. Dolayısıyla ben buraya a çarpı derim. İşte fx fonksiyonunun kabaca hali bu. A'yı nasıl bulacağım? 0'ı yerine yazınca 64'ten keseceğini biliyorum. Dolayısıyla 0'ı bir yerine yazalım bakalım. A çarpı 0'ı yerine yazdım 2 geldi. 0'ı yerine yazdım eksi 2 geldi. 0'ı yerine yazdım 4 geldi ve 0'ı yerine yazdım. Şurası eksi 4 olacak. Ve 0'ı yerine yazdım. Bu sefer de 4 geldi. Şu ikisinin çarpımı eksi 16. Şu ikisinin çarpımı da eksi 4. Bunların çarpımı zaten 64 yaptı. 64 çarpı A eşittir. Kaç olması gerekiyor? 64. Demek ki burada zaten A kaçmış gençler? Tabii ki de 1'miş. Demek ki benim fonksiyonum A1 ise şurayı silerim ve hiçbir şey yazmam çünkü zaten 1'di. Benden ne isteniyor? F1 değeri isteniyor. O halde artık x gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Hadi birlikte yazalım. F1 için şurası 3 olur, burası eksi 1 olur, burası eksi 3 olur ve burası da 5 olur. İşte bunları çarpacağım şimdi. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı zaten 3 yapar. 3 kere 3 de 9, 9 kere 5 de tabii ki 45'i verir bize. Demek ki bizim cevabımız 45 olacakmış değerli arkadaşlar. Evet, bu şekilde artık bu sorunun da sonuna geldik. Umarım bu çözdüğüm soruları beğenirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ve sizler için de yararı dokunur. Zaten sizlerin yararına olsun diye yaptığımız içerikler bunlar. Artık bu videoluk 2 soru çözdüm. Belki diğer videolarda 3 soru, 4 soru, 5 soru veya bir konu özeti, konu anlatımı anlamadığınız yerlerin yorum kısımlarına belirtirseniz, anlamadığınız yerlerin aslında neyin nereden geldiğini bilirseniz daha iyi anlayacağınız için onları da anlatırız sizlere. Artık bu videoluk bu kadar diyelim. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.